Herkese merhabalar. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. 98. dönem 26 Haziran 2022'de çıkan silah bilgisi sınav sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir? Kovan, kapsül, barut, çekirdek fişeğin bölümleridir. Gerdel değildir tabii ki. Yıldızlı sınav sorusu defalarca çözdük, değil mi? İkinci sorumuz şu arkadaşlar. Kabza emniyetinin açık olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Tabii ki el ayası ile kabza girişine basınç yapmak. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir? Acele tetik çekme, değil mi? Adana seçeneği. Dördüncü sorumuz, fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir? Tabii ki fişek rampası denir. Yine defalarca çözülen sorulardan. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi MP5 silahta kullanılan fişektir? Bakın arkadaşlar, yine kanalımızda defalarca çözdüğümüz sorulardan. Tabii ki 9 çarpı 19 milim, değil mi? Adana seçeneği. Altıncı soru, setlerin fişek çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne denir? Rayür denir. Bursa seçeneği doğru cevap. Yedinci soru, fişek yatağında fişek bulunan bir tabancada ateşleme olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi düşürülemez? Tabii ki gerdel aşınmış olabilir. Düşürülemez. Ceyhan seçeneği. Hemen 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuz şöyle. Doğru nişan alma tekniğini bilen bir özel güvenlik görevlisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli. Tabii ki doğru bir ifadedir, değil mi arkadaşlar? Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmelidir. Denizli seçeneği doğru cevap. 9. soru, tabancanın parçalarında meydana gelebilecek arızaların meydana gelme sebepleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Silaha uygun olan çapta fişek kullanılması tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 10. sorumuz, şarjör ve fişek yatağı görevini gören silindir şeklindeki öne ve yana hareketli kısmı bulunan silah grubuna ne denir? Tabii ki toplu silahlar denir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza bakalım. Boş kovanın ya da fişeğin tırnak tarafından geri çekilip gövde üzerindeki çıkarıcıya çarparak dışarı atılmasını sağlayan bazı silahlarda yan tarafta, bazı silahlarda üst kısımda bulunan sürgü üzerindeki bölüm hangisidir? Tabii ki kovan atma boşluğu, değil mi? Evet, cevap Adana seçeneği, yıldızlı sınav sorularından. Evet, hemen geçelim 12. sorumuza. Evet, 12. sorumuz şöyle. Musa atış esnasında patlama sesiyle irkildiğinden sürekli silahı ileri iterek ve tetiği aniden çekerek atışını tamamlamış ve atışları genel olarak hedef kağıdının nokta nokta kısmında toplanmıştır. Boşluğa uygun kelime hangisidir? Tabii ki alt kısmında toplanmıştır. Değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 13. sorumuz, fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır? İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir. Kesinlikle yanlıştır. Cevap Ceyhan seçeneği. 14. sorumuz, tabancanın sökülme sırasını sormuşlar arkadaşlar. Yine defalarca çözülen sorulardan bir soru, yıldızlı sınav sorularından. Öncelikle tabancanın sökülme sırası nedir? İlk önce arkadaşlar şarjör çıkartılır, değil mi? Bakın hangi seçenekte var?
Sadece Ceyhan seçeneğinde dikkat ederseniz bütün seçenekleri eleyin arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Sürgü tutucuyu çıkarıyoruz. Daha sonra kapak takımını yerine getiren yayı ve en sonda namluyu ne yapıyoruz? Söküyoruz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15'e bakalım. Fişek yatağında bulunan fişek ya da boş kovanı çıkartan parça nedir? Tabii ki tırnaktır değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, yıldızlı sınav sorularında. Evet arkadaşlar, hemen 16. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarında biri değildir? Silahların parçaları defalarca konuları anlatarak da çözdük arkadaşlar. Kabza, namlu, sürgü, horoz silah parçalarıdır ama harbi nedir? Değildir değil mi? Evet. Evet, hemen geçelim arkadaşlar. 17. sorumuza. 17. sorumuz şöyle. Aşağıdaki parçalardan hangisinin eksikliği yarı otomatik tabancanın atış yapmasını engel değildir? İğne, tetik, namlu, tabii ki gez değil mi arkadaşlar? Evet, gez değildir. Deniz seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz gelsin. Silahın basit bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlar kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atıcı tarafına tetik grubu ufak parçalarına kadar sökülüp yağlanmalıdır. Tabii ki nedir? Yanlıştır. Cevap denizli seçeneği. 19. soru, tabancalarda tetik çekilmeden ateşleme iğnesine yapılacak herhangi bir darbe durumunda ateşlemenin olmasını engelleyen sisteme nokta nokta emniyet sistemi denir. Tabii ki iğne emniyet sistemi denir değil mi? Nokta nokta olan kısma iğne emniyet sistemi denir. Cevap Adana seçeneği. Hemen 20. sorumuza bakalım. Evet, 20. sorumuzda yine defalarca çözdüğümüz sorular arasında. Yukarıdakilerden hangileri ateşlenen silahta boş kovanın dışarı atılmamasına yol açabilecek nedenlerden değildir diyor bakın. Tırnak kırık veya arızalı olabilir. Nedendir? Çıkarıcı kırık olabilir. Nedendir? Tırnak yayı arızalı olabilir. Nedendir? Şarjör yerine oturmamış olabilir. Neden değildir bakın. İğne yayı arızalı olabilir. Bu da neden değildir. Yani 4 ile 5'in olduğu seçenek denizli seçeneği. Hemen 21'e bakalım. 21. sorumuza. 21. sorumuz geldi. Kapsül aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bulunur? Kapsül arkadaşlar. Kapsül tabii ki fişek üzerinde bulunur. Değil mi? Evet. Yine yıldızlı sınav sorusu. %100 çözmüş olduğumuz, daha önceki çözmüş olduğumuz sorulardan. Arkadaşlar Bursa seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz, aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir? Bakın, ateşleme tertibatından değildir. Horoz, iğne, tetik, iğne yayı tertibattır değil mi? Şarjör değildir. Denizli seçeneği. 23. sorumuz, yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? Tabii ki namluda bulunur değil mi arkadaşlar? %100 çözülen sorulardan. Bakın arkadaşlar, daha önceki çıkan sınav soruları. 24. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardandır? Ateşsiz silahlar. Defalarca çözdük. Uçak savar, toplu tabanca, av tüfeği, G3 piyade tüfeği, bunlar ateşlidir. Kesici aletler değil mi? İşte bıçak değil mi? Örneğin ateşsiz silahtır. Evet, Bursa seçeneği son sorumuz arkadaşlar. Bakın 25. soru son soru. Eğitimde kullanılan kuru tetik çalışması hangi şıkta doğru olarak açıklanmıştır?
boş silahla atış yapıyormuş gibi horoz veya iğnenin kurulup atış ve nişan alma kuralları uygulanarak tetiğin düşürülmesidir, değil mi? Evet, bu da Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Silah bilgisi testimiz de bitti arkadaşlar. Cevaplarınızı kontrol edin. Eminim ki hepiniz yüksek not aldınız. Kanallarımızda arkadaşlar Ehliyet SRC kanalı ve Nedim Şeker Akademik kanalında çalışan özel güvenlik sınavlarına katılan özellikle üyelere özel soruları çözen arkadaşlarımız eminim ki yüksek notlar aldılar, alacaklar. Evet, hepinizi arkadaşlar kanalımıza davet ediyoruz. Tanıdığınız arkadaşlarımıza da kanallarımızı önerirseniz seviniriz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanın. Tekrar yeni sorularda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.